Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak anlamında bir deyim kullanılmıştır. Çocuk iki yaşından beri domates yememekte ayak diriyordu. Ayak diremek, inat etmek demektir arkadaşlar. Ve yukarıdaki açıklamaya karşılık olarak kullanılır. B şıkkı ıssız yollardan el ayak çekilince içimi kaplayan hüznü size anlatamam. El ayak çekilince yani orada hiç kimse kalmayınca. C şıkkı hem okumuş hem çalışmış sonunda ayaklarının üzerinde durmayı başarmıştı. Ayaklarının üzerinde durmak kendi kendine yetecek hale gelmek. D şıkkı bu köy yolunda ayaklarım geri geri gidiyor. Yani oraya gitmek istemiyorum. Doğru cevap A şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır diye soruluyor. Yıllar sonra gördüğü dostunu yine aynı duygularla bağrına basmak istiyordu. Bağrına basmak, sevmek demek, sevgiyle kucaklamak demek, kabul etmek demek. Küçük bir çocuk olmasına rağmen kendisine söylenen her şeye kulak verirdi. Kulak vermek, dinlemek demek, Yangında evini kaybetmiş olan bir aileye kucak açan mahalle halkı bu davranışta takdir topladı. Kucak açmak, bağrına basmakla aynı anlama gelir. Kabul etmek anlamına gelir. E yardım etmek anlamına gelir. Dördüncü cümle büyüklerine saygıda kusur etmez her zaman onlara yardım ederdi. Saygıda kusur etmemek hep saygılı davranmak anlamına gelir. Bağrına basmak ve kucak açmak yakın anlamlı deyimlerdir. Doğru cevap B şıkkıdır. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Çinlilere göre dünyadaki her şey beş elementin bir parçasıdır. Yani temel bir gerçeğin beş yüzüdür. Bu elementler şunlardır. Ateş, toprak, ağaç, su ve metal. İnsanlığın kaynağı olan bu ögeler bizim uygarlığımızda da aynı öneme sahiptir ve birçok deyimde kullanılmıştır. Örneğin bir yerde çok uzun süre kalmak anlamında demir atmak deyimini kullanıyoruz. Herhangi bir sebeple ne yapacağını bilememek anlamında sudan çıkmış balığa dönmek deyimini kullanıyoruz. Pek tehlikeli bir işle uğraşmak anlamında da ateşle oynamak deyimini kullanıyoruz. Toprak olmak birinin vefat etmesidir, ölmesidir. Doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiçbir şeyi dert edinmeyip gününü hoş geçirmek anlamında bir deyim vardır? A şıkkına bakıyoruz. Talih belki de ilk kez yüzüme gülmüştü ve ben bir yolunu bulup sınavlara kaydımı yaptırabilmiştim. A şıkkındaki deyim yüzüne gülmesi, talihin yüzüne gülmesi, şansının yaver gitmesi. E A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkı köydekiler ondan gelecek üç kuruşun yolunu gözlerken beyimiz İstanbullarda gününü gün ediyormuş. Gününü gün etmek hiçbir şeyi dert edinmeyip gününü hoş geçirmek anlamına gelir. Aradığımız deyim budur. C şıkkı sıcacık poğaçaların yanına bir domates dilimleyip iki dilimde peynir kesince bunların tadına doyum olmaz. Tadına doyum olmaz. Buradaki deyimimiz adı üstünde tadına doyulmayacağını, çok lezzetli olduğunu anlatmaya çalışır. D şıkkı evin en küçük çocuğu olduğumdan kimse bana bir şey demiyor. Ben de tüm oyuncakları dağıtarak oyunun tadını çıkarıyordum. Tadını çıkarmak, bir şeyden mutlu olmaya çalışmak. Doğru cevap B şıkkıdır. Hangisinde geçen altı çizili deyimin anlamıyla ayraç içinde verilen söz uyuşmamaktadır? Bana önerdiğin kitapların araştırmama dişe dokunur bir katkısı olmadı maalesef. Dişe dokunur önemli demektir. Burak tüm öğrencilik hayatı boyunca pek konuşmayan, ağır duran bir çocuktu. Ağır durmak ciddi demektir, ciddi olmak demektir. Salondaki herkes konuşmacının anlattıklarına kulak kesilmişti. Kulak kesilmek dikkatle dinlemektir. Ablamın eline hangi işi verseniz ince eleyip sık dokuyarak bitirir onu. Arkadaşlar ince eleyip sık dokuyarak demek titizlikle demektir. Sakinlikle değil. Doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi ağırbaşlı olmalı ve dedikoduları dinlememelidir anlamında bir deyim vardır? A şıkkındaki başı darda kalmak zor duruma düşmek anlamında kullanılır. B şıkkında başında torbası eksik kaba saba insanlar için kullanılan bir deyimdir. Başına çorap örmek birinin başına bir sıkıntı, bir bela getirmek, bela açmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Doğru cevap D şıkkıdır. Baş ağır gerek, kulak sağır Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğine deyim denir. Bir dildeki deyim sayısının çokluğu o dilin köklü ve zengin olduğunu gösterir. Dilimizde geçmişten beri farklı durumları ifade etmek için kullanılan pek çok deyim vardır. Ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan anlamında çantada keklik deyimini kullanıyoruz. Yenilikleri istemeyen, eskiye bağlı kimse anlamında geri kafalı, başı yere gelmek üzere anlamında tepe üstü deyimlerini kullanıyoruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Üzülünce kimseyle konuşmuyor, sessizliği tercih ediyordu. A şıkkında deyim yok. B şıkkı dostun hakikisi cana can katar. insanın yaşama gücünü artırır. Arkadaşlar cana can katmak bir deyimdir ve yaşama gücünü arttırmak anlamına gelir. C şıkkı karnı zil çalıyor ama sofradaki yemeklerden hiçbirini yemiyordu. Karnı zil çalmak çok acıkmak demektir. Fakat anlamı cümlenin içinde verilmemiş. D şıkkı bir an önce kaptanın gözüne girmeye, asil oyuncular arasında olmaya bak. Gözüne girmek beğenilmek demektir. Cümlede anlamına yer verilmemiş. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu metinde geçen altı çizili deyimin açıklaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Kolay kolay yüreğini açardı demek yanlış olur. Şöyle bir öncesini okuyalım arkadaşlar. Derdi olmayan insan var mıdır? Yoktur elbet. Sinan'ın ömrü boyunca hiç mi derdi olmamıştı? Herkes ona gelir sıkıntısını anlatırdı. Sinan da tüm sevdiklerine bir yol yordam gösterirdi. Ama ya onun içindekiler? Kolay kolay yüreğini açardı demek yanlış olur. Yüreğini açmak. Sinan'ın ona gelenlere yüreğini açması ya da Sinan'a gelen kişilerin yüreğini açması. Yani kalbini açması, derdini anlatması, içini dökmesi, samimi bir şekilde onunla konuşması. Doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde geçen deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? Ortaya atmak, söylemek, ileri sürmek anlamına gelir. Hemen devamında ilham almak esinlenmek anlamına gelir. Temellerini atmak herhangi bir işe başlamak, girişmek, bir şeyin gelişmesine, büyümesine sebep olmak anlamlarına gelir. Doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Sonunu düşünmeden gelişi güzel konuşmaktan sakınmak anlamında dilini tutmak. Sevinç, korku, heyecan ve benzeri sebeplerle konuşamaz olmak anlamında dilini yutmak. Pek sessiz, kendi halinde anlamında ağzı var dil yok deyimlerini kullanıyoruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Dile gelmek hiç konuşmayan birinin konuşmaya başlaması anlamına gelir. Bu metinde geçen altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Yağmur yağarken küpünü doldurmak. İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle çökme devresinde ortaya çıkan rüşvetçi ve yağmacılar tarafından söylendiği düşünülmektedir. Yağmur yağarken küpümüzü dolduralım diyor. Kim diyor bunu? Rüşvetçiler, yağmacılar diyor. Yani e, kötü insanlar diyor, kötü niyetli insanlar söylüyor. Demek ki yağmur yağarken küpünü doldurmak daha çok kötü niyetli insanların e, bir şeyden fayda sağlamasını anlatmaya çalışan bir deyim ya da öyle ortaya çıkmış. Daha sonra anlam değişikliğine uğramış olabilir. A şıkkı istenilen şeyi fazlasıyla elde etmek. Arkadaşlar yağmur yağarken kısmı önemli. Küpünü doldurmak tamam anladık. Ama yağmur yağarken kısmı önemli bu deyimde. Bir işin önemsiz fakat ağır ve yorucu yükünü taşımak. Burada da yağmur yağarkenin veya küpünü doldurmanın anlamı verilmemiş. C şıkkı fırsat varken bir şeyden yararlanıp para veya mal edinmek. Yağmur yağarken yani fırsat ortaya çıkmışken küpünü doldurmak yani para veya mal edinmek. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu metinde boş bırakılan yere anlam bütünlüğüne göre aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Bazı durumlar vardır ki söylemek istediğimiz söz o duruma o ana uygun düşmez. Böyle zamanlarda o sözü söylemez tutarız kendimizi. Örneğin bize çok iyiliği dokunan biri bizden ufacık bir yardım istediğinde ona olmaz demek hiç uygun düşmez. Bu ve buna benzer durumlar için yakışık almamak deyimini kullanırız. Arkadaşlar şuradaki uygun düşmemek yakışık almamak demektir zaten. Doğru cevap B şıkkıdır.